Sevgili izleyicilerimiz, Balıkesir'imizin lezzetlerini, insanlarını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Hülya ablamı hatırlıyorsunuz. Zaten birbirinden güzel takılar tasarlıyordu. El sanatlarına inanılmaz gönül vermiş, öğretmenlik yapmış bir kadındı ama dedi ki benim mutfak maharetlerim de var. Dedik o zaman buyur Hülya ablacığım, sahne senin. Teşekkür ederim tekrar. Şimdi size kuru yufkadan üçgen börek yapacağız. Aslında bu kültürümüzde var olan geleneğimizde daha önceden Ramazanlarda özel günlerde yapıp kışlık olarak biriktirilen kuru yufka. Evet, kuru yufka genelde ekmek olarak kullanılıyor. Aynen. Köylerde özellikle hala devam ediyor. Aynen, doğru. Aynen öyle. Şimdi biz bunun çok pratik, doyurucu yanından yola çıkarak üçgen muska börek yapacağız. Hadi bakalım nasıl yapacağız? Yufkamızı önce biraz ıslıyoruz. Çünkü bunlar sert halde bulunuyor. Evet, kuru olduğu için. Daha sonra içini açacağız. Burada ıslattığımız bir yufkamız var. Üçgen haline getirildi katlayarak. Islatıp birkaç dakika bekledikten sonra içini açıyoruz yufkamızın. Hı hı. İki çeşit malzeme hazırlamışsın Hülya abla bize. Şimdi onu anlatacağım size. Bu ısırgan otu, pırasa yaprağı ve peynirden oluşan bir iç. Hiç bakmadan ıspanak sandım ama değil. Yok, değil. Biliyorsunuz ısırgan otu ve pırasa antioksidan ve C vitamini. Tabii çok da faydalıdır. Faydalı bir besin. Hı-hı. Bunlar sındırgımızın doğal ortamında bahçeden topladık. Bahçeden toplanmış, mis gibi. Evet, taze toplandı. Bu şekilde arzu ettiğimiz kadar içimizi koyuyoruz. Evet, kapatıyoruz. Kapatıyoruz. Tavamızı yağlıyoruz. Yağımız tereyağı ve sıvı yağ karışımı. İkisini karıştırıp yaptım. Evet, ikisini karıştırıp yaptık. Tamam, şimdi İçine önce hazırladığımız böreğimizi içine koyacağız. Tavanı. Ve kızartacağız. Bu burada kızarırken ben size ikinci böreğimizi hazırlayacağım. Şimdi bunun içinde başka bir içimiz var. Bunun içinde de yine bahçemizden topladığımız kıymamız ve ıspanağımız var. Bundaki ıspanak yeşillik. Evet, bahçeden topladık. Soğan. Yine. Soğan kıymayla kavurduk. Evet, içine sonradan ıspanağı ekledin. Aynen. Sonrasında da böreğin içerisine yufkanın yerleşik. İçerisine. Aynen. Aslında bir çeşit sandviç gibi. Yani yufkanın arasına. Bu genelde bu börek Ramazan'da, sahurda kolay, pratik. Evet, vakit yapılan, yoksa hemen bir şeyler atıştırayım ve doyurucu olsun derseniz. Aynen ve tok tutan bir özelliği var. Bir de içinde kullandığımız malzemeler bahçeden topladığımız mesela. Sağlıklı gayet, değil mi? Evet, ısırgan otu. Kanı temizleme özelliği var. Hı-hı. C vitamini deposu. Aynı zamanda pırasa sapı yine antioksidan özelliği var. Hem besleniyoruz, hem doyuyoruz. Aynen, hem de öyle. Zamandan tasarruf etmiş oluyoruz. Kesinlikle doğru. Hem leziz bir gıda. Aynen. Hem de dediğin gibi zamandan da tasarruf etmiş oluyoruz ki en önemlisi zaman şu devirde en kıymetli şey. Evet. Yağ birazcık az mı oldu yoksa üzerini mi yağlayacağız? Şimdi böreğimizin üstünü yağlayacağız. Daha sonra şöyle tersini istersen sana birazcık. Teşekkür ederim. Mersi. Şimdi böreğimizi yağlıyoruz. Alt üst yapacağız. Evet, yağladık. Evet, yağladıktan sonra çevireceğiz. Şimdi çevirme zamanı. Diğer tarafı. Evet, diğer. Mis gibi olur bu var ya. Aynen. Biraz da böyle tereyağı da yumuşatıyor yufkayı. Tabii ki. O yüzden hani böyle o sertliği, o şeyi, çiğliği de gidiyor. Tabii ki. Tereyağı emince malzeme de içinde ısınıyor. Mis gibi. Evet, çıtır çıtır bir börek oluyor. Evet, çok güzel olur vallahi. Bu senin buluşun mu yoksa buralarda yapılıyor değil mi? Hayır, bu sındırgı yaz. Buranın yöresel üçgen böreği. İzleyicilerimiz, Safiye ablam zaten bize kertil güvecini yapmıştı. Sereyli tatlısını yapmıştı. Evet. Pişmiş hallerini gösterecektik. Eline koluna sağlık Safiye ablacığım. Çok teşekkür ederiz. Afiyet Müthiş olsun. Gözüküyor. Çok lezzetli gözüküyorlar. Ve finalde de zaten Hülya ablam da üçgen böreğini pişirdi. Ve efendim onlarla yapacağımız muhabbetlerimizin, sohbetlerimizin sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık. Biz teşekkür ederiz ilçemize geldiğiniz için Sındırgı'ya.
Sağ olun. Ne demek efendim? Hülya ablacığım sana da çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ve nazar değmesin diye size. Şöyle. Ben şöyle bir takayım mı bunu hadi? Evet. Madem çok... hediyemizi aldık. Evet. Hiçbirimize nazar değmesin inşallah. Amin. Neşemiz, mutluluğumuz, sağlığımız en önemlisi daim olsun diyeyim. Evet. Şöyle. Şurada nazar boncuğum. Çok teşekkür ederim Hülya ablacığım. Düşünmen ederim. Yeterli. Seni hiç unutmayacağım. Hiçbirinizi unutmayacağım. Elinize kolunuza sağlık. Lezzetlerimizi görmeye, insanlarımızı tanımaya devam ediyoruz. Hadi bakalım sırada ne var?